Merhaba arkadaşlar Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Yaklaşık olarak bir buçuk aylık zaman ne çabuk geçti ve yazılı hemen geldi çattı sevgili arkadaşlar. Zaman hızlı geçiyor. Biz de bu hızlı zamana ayak uyduracağız ve sizi Birinci dönem birinci yazılıya çok güzel bir şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Ama önce yazılı hazırlanmadan önce size ben şu kitabı göstermek istiyorum. Yazılı notları burada bütün arkadaşlar derslerin yazılı notları var. İşte coğrafya dersinin de yazılı notları var. Burada eğer siz yazılı notlarına bakarsanız sınava ciddi şekilde hazırlanmış olursunuz arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyin. Bu sizin başucu kitabınız olacak. Bunu inceledikten sonra hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dinamo kitabı olan arkadaşlar dinamo kitabını açıyor ve orada yazılıya hazırlık kısmı var sevgili arkadaşlar. Yazılıya hazırlık kısmına bakıyorsunuz ve yazılıya hazırlık kısmında yapmanız gereken soruları yapıyorsunuz. Bizim videolarımızı dinamoyu ve yazılıya hazırlık notlarını inceledikten sonra yazılıya mükemmel şekilde hazırlanıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdilik yazılıya mükemmel şekilde hazırlanıyorsunuz arkadaşlar ve yazılıda yüz almak sizin için bir çerez olacak sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz o zaman? Vakit kaybetmeden başlıyoruz. <laughs> Peki arkadaşlar bu sınavda size neler sorulacak? Önce onu söyleyeyim ben size. İlk üniteniz olan insan ve doğa konusuyla ilgili sorular sorulacak size sınavda. Daha sonra değerli arkadaşlar dünyanın şekli ve hareketleri ile ilgili sorular çıkacak size ve daha sonra koordinat sistemi ile ilgili sorular, yerel saat soruları ve Türkiye'nin Değerli arkadaşlar coğrafi konumu ile ilgili sorular çıkacak size bu sınavda. O zaman ne yapıyoruz? İlk konumuz olan insan ve doğayla hızlı bir şekilde başlayıp tekrarlarımızı yapıp konuyla ilgili sorulara hemen geçeceğiz değerli arkadaşlar. İlk konumuz insan ve doğa. Burada ne inceleyecektik değerli arkadaşlar? Doğanın insana etkisi veya insanın doğaya olan etkisini inceleyeceğiz. Ve size çıkacak sorularda bu e, minvalde sorular olacak. Örneğin Herhangi bir yere bir köprü yapmak nedir değerli arkadaşlar? İnsanın doğaya etkisi iken e, soğuk iklimlerde daha kalın giyinmek nedir sevgili arkadaşlar? Doğanın insana etkisi. Yani işin özü aslında bu. Buna yüzlerce örnek üretebilirsiniz. Bunu hemen hızlıca geçtikten sonra coğrafya bilimi ve coğrafyaya katkı sağlayan bilim insanlarını inceleyeceğiz. Coğrafya bilmini İkiye ayırıyoruz. Bir fiziki coğrafya ya da diğer adıyla arkadaşlar doğal coğrafya olacak. Diğeri de beşeri coğrafya. Peki fiziki coğrafya neyi inceler? Fiziki coğrafya arkadaşlar doğal sistemleri inceler. Jeomorfoloji nedir? Jeomorfoloji yer bilimidir sevgili arkadaşlar. Klimatoloji nedir? İklim bilimidir. Hidrografya nedir? Suları inceler. Bio coğrafya nedir? Canlıları inceler. Toprak coğrafyası, toprağı inceler, doğal afetler coğrafyası, doğal afetleri inceler. Kartografya ise sevgili arkadaşlar neyi inceler? Harita. Kartografya nedir? Harita bilgisi demektir. Bunlar doğal sistemler. Peki beşeri sistemlerde neler var? Beşeri sistemlerde nüfus coğrafyası, yerleşme, kültürel, siyasi coğrafya, tarihi coğrafya, tarım, sanayi, ulaşım, enerji, ticaret, turizm ve sağlık coğrafyası gibi konular var sevgili arkadaşlar. Burada bakın sınavda unutmamanız gereken şeyler. Özellikle fiziki coğrafyanın şu başlıklarını, jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya ve kartografyayı unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Ve neleri incelediğini unutmuyoruz. Gelelim, gelelim sevgili arkadaşlar. Burada bilim insanları diyor. Coğrafyaya katkı sağlayan bilim insanlarını şöyle söyleyebilirim. Burada mühim olan birkaç tane bilim insanları var. Birincisi arkadaşlar şuraya hemen sağ köşeye yazayım. ...diyeyim Erostos Tanis. Bu adam ne yapmış arkadaşlar? Bu adam coğrafya ismini ilk kez kullanmış değerli arkadaşlar. Coğrafya ismini ilk kez kullanmış. Geografika diye bir kitabı var sevgili arkadaşlar. Bu önemli. Bunu hocalarımız sorabilir. Bir diğeri değerli arkadaşlar... ...ilerleyen zamanlarda yani orta çağda, yeni çağda ve günümüzde coğrafyacılar var. Fakat bunlardan mühim bilmeniz gerekenler hangileri derseniz... Piri Reis'i bilin sevgili arkadaşlar. Piri Reis ne yapmıştır? Piri Reis dünya haritasını yapmıştır biliyorsunuz. Sonra kim var? Sonra sevgili arkadaşlar seyahat eden, çok seyahat eden birini biliyorsunuz. Kimdi bunun adı arkadaşlar? Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin kitabı neydi? Seyahatname. Seyahatname kitabı. Bunu hocalarımız sorabilir sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bilmeniz gereken bir diğeri Değerli arkadaşlar Katip Çelebi. Katip Çelebi'nin de Cihan Numa'sı var sevgili arkadaşlar. Cihan Numa adlı bir eseri var. Ve İbn Haldun var. Sevgili arkadaşlar İbn Haldun'un mukaddimesini kesinlikle bilelim değerli arkadaşlar. Bunlar coğrafyaya katkı sağlamış önemli ee, ...insanlar değerli arkadaşlar. Şimdi bunu hemen hızlıca geçiyoruz ve neye geliyoruz? Dünyanın şekli ve hareketleri. Şimdi burada değerli arkadaşlar bu konuyu uzun uzun ele almıştık. Dünyanın şeklinin geoid olduğunu... Tabii her geoitinde yuvarlak olduğunu söylemiştik. Şimdi geoitliğe özgü e, bazı sonuçlar var. Geoitliğe özgü sonuçlar nelerdir? Mesela kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olduğu için ne oluyordu değerli arkadaşlar? Yer çekimi nerede az oluyordu? Ekvatorda az. Yer çekimi nereye doğru artıyordu? Kutuplara doğru artıyordu. Bu geoitliğin sonucudur sevgili arkadaşlar. Ve ekvator çevresi kutuplar çevresine göre daha ne oluyor? Daha geniş oluyor. Tabii dünyamız yuvarlak olduğu için aynı zamanda yuvarlaklığında bazı önemli sonuçları vardı. Neydi onlar? Mesela güneş ışınları ekvatordan kutuplara doğru. Gittikçe, gidildikçe sevgili arkadaşlar azalıyordu. Buna bağlı olarak da sıcaklık da ekvatordan kutuplara doğru azalıyor. E sıcaklık azaldığı için de bazı durumlar gerçekleşiyordu. Ne oluyordu mesela? İşte deniz sularının tuzluluğu kutuplara doğru azalıyordu. Kalıcı kar, yerleşme ve tarım üst sınırları kutuplara doğru ne oluyordu arkadaşlar? Değişiyordu. Bunu da size hatırlatmış olayım. Dünyanın hareketleri ve sonuçlarına baktığımız zaman dünyanın kaç türlü hareketi var sevgili arkadaşlar? İki türlü hareketi var. Nedir bunlar? Bir bir günlük hareket bir diğeri de yıllık hareket sevgili arkadaşlar. Bakın burada kaçırmamanız gereken şey şudur. Yıllık hareket veya eksen eğikliği kavramı aynı şeydir. Günlük hareketle de eksen hareketi aynı şeydir arkadaşlar. Sorularda bu ayrıma dikkat edin. Kafanız karışabilir soruları gördüğünüzde. Lütfen buna dikkat edin. Eksen hareketi ne demektir? Dünyanın kendi etrafında dönmesi demektir. Fakat eksen eğikliği ne demektir arkadaşlar? İşte dünyamız şöyle ekseni eğikti. Bu anlama geliyor değerli arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Dünyanın günlük hareketine ve sonuçlarına şöyle gene kısaca bakalım. Ee, günlük hareket... ...dünyanın kendi etrafı, ekseni etrafındaki dönüşüydü ya... ...burada en belirgin sonuç neydi arkadaşlar? En belirgin sonuç gece ve gündüz oluşuyordu. Şimdi gece ve gündüz oluşunca ne oluyor? Gün içerisinde sıcaklık farkları oluyor. Örneğin şu kısım güneşi gören taraf olsun x noktası... E, ...x noktası dünya döndüğünde artık güneşi görmeyecek. Dolayısıyla mevcut sıcaklığını gece sağlayamayacak. Buna bağlı olarak da bazı durumlar ortaya çıkıyordu. Örneğin ne oluyordu? Günlük sıcaklık farkları ortaya çıkıyordu. Günlük sıcaklık farklarına bağlı olarak... Bakın şöyle diyeyim günlük sıcaklık farkı kısaca yazıyorum buna bağlı olarak ne oluyordu arkadaşlar işte Meltem rüzgarları oluşuyordu fiziksel parçalanma oluşuyordu sevgili arkadaşlar bunlar dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından birkaç tanesiydi. Sevil arkadaşlar, hemen ne yapıyoruz? Dünyanın yıllık hareketine geçiyoruz. Yıllık hareketi ile ilgili neleri bilmemiz gerekiyor? Bu özel tarihleri bilmemiz gerekiyor. Burada bir espri vardı. Bunların hepsi 21 21 21 iken Eylül neden 23'tü? Çünkü yörüngemizin şekli neydi? Yörüngemizin şekli neydi? Elipsti sevgili arkadaşlar. Elips ne demek? Tam yuvarlak olmayan demekti. Yani dünya güneşe her zaman aynı mesafede kalmıyor. Örneğin burada 3 Ocak tarihinde ne oluyor arkadaşlar? 3 Ocak'ta gün beri yaşanıyor. Gün beri yani dünyanın güneşe en yakın olduğu zaman. Burada ne yaşanıyordu? Gün öte. Tarih neydi burada? 4 Temmuz tarihiydi. Gün öte yaşanıyordu. Şimdi dolayısıyla burada aldığı yol daha uzun olduğu için sevgili arkadaşlar iki gün gecikme gerçekleşiyordu burada. Şimdi bunu attık bir kenara. Gelelim bu tarihlerde önemli olan kavramlar nelerdi sevgili arkadaşlar? Bakın bilmeniz gereken mühim şeyler. Örneğin 21 Haziran'da ekvatoru çiziyorum şurada. Kuzey yarım kürede ne oluyor arkadaşlar? Gündüzler çok daha uzun alan kaplıyordu ve şu gece ile gündüzün ayrıştığı nokta neydi? Aydınlanma çemberiydi. Aydınlanma çemberi nereden geçiyor sevgili arkadaşlar burada? Dikkat edin. Kutup dairelerinden şu kutup dairesiydi. Ve 21 Aralık'ta da aynı şekilde kutup dairelerinden geçiyor. Bakın bunlar eğer sorularda karşınıza çıkarsa aydınlanma çemberinin kutup dairelerinden teğet geçtiği tarihler Haziran ve Aralık tarihleridir. Aydınlanma çemberinin Kutup noktalarından teğet geçtiği yerlerse arkadaşlar Mart ve Eylül tarihleriydi. Mart ve Eylül tarihine biz ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Equinox diyorduk. Equinox sevgili arkadaşlar. Şimdi 21 Haziran'da, 21 Haziran'da Ekvator'un kuzeyinde ne yaşanıyor arkadaşlar? Kuzey yarımkürede yaz. Güney yarımkürede ne yaşanıyor? Kış. 21 Aralık'ta ne oluyordu? Ekvatorun kuzeyinde kış, güneyinde yaz yaşanıyordu sevgili arkadaşlar. Unutmamamız gereken bir diğer şey, yaz mevsimi nerede yaşanıyorsa orada gündüzler daha uzundur. Kış mevsimi nerede yaşanıyorsa orada gündüzler daha kısadır. Peki gece gündüzün eşit olduğu tarihler hangileriydi tekrar edersek? Eylül ve Mart. Ne diyormuşuz biz bunlara arkadaşlar? Ekinoks diyoruz sevgili arkadaşlar. Burası çok mühim. Bununla ilgili kesinlikle arkadaşlar soru gelir diyoruz. Buradan banko soru gelir. İsterseniz bunun sesini almayı ihmal etmeyin sevgili arkadaşlar. Sınavda karşınıza çıkacaktır. Bunu geçtikten sonra hızlıca ne yapıyoruz? Doğal sistemlerden gene bir diğer ünite olan, diğer konu olan koordinat sistemi. Koordinat sisteminde iki tane temel kavram vardır sevgili arkadaşlar. Biri nedir? Biri paralellerdir. Diğeri nedir? Meridyenler sevgili arkadaşlar. Paralel ve meridyen. Bunlarla ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Mühim noktalar ne? onlara hemen kısaca değineceğim. Bir kere paralellerin sayısını bileceğiz sevgili arkadaşlar. Paraleller şu şekilde giden çizgiler. Bakın kutuplara doğru gittikçe boyu kısalan ve kutupta nokta şeklini alan çizgiler. Bunların sayısı kaç? 180 adet. Peki meridyenlerin sayısı ne kadar sevgili arkadaşlar? Meridyenlerin sayısı da 360 tanedir. Paralellerin 90 tanesi kuzey yarımkürede, 90 tanesi güney yarımkürede'dir. Meridyenlerin ise 180 tanesi doğu yarımkürede, 180 tanesi arkadaşlar batı yarımkürede. Bakın burası batı yarımküre ve doğu yarımkürede olmak üzere toplam 360 tane meridyenimiz olacak. Meridyenler nedir? İki kutup noktasını birleştiren çizgiler. Şimdi bakın burada kritik olan şey nedir? Burada kafanızı karıştırabilecek olan şeyler nelerdir? Paraleller arasındaki mesafeye dikkat edin. Hiç değişmez. Paraleller arasındaki mesafe ne kadardır arkadaşlar? 111 kilometredir. 111 kilometre. Ve paralellerin boyu kutuplara gittikçe ne oluyor? Boyları kutuplara gidildikçe kısalıyor. Şimdi dönelim hemen meridyenlere. Meridyenler sevgili arkadaşlar, aralarındaki mesafe kutuplara doğru gidildikçe değişir. Örneğin şuraya bakın. <laughs> Buradan mesafe kutuplara doğru gidildikçe ne oluyordu? Kısalıyor. Yani sabit değil. Paralellerin arasındaki mesafe sabit. Meridyenlerin ki kutuplara doğru gidildikçe ne olur? Kısalır. Fakat burada meridyenlerle ilgili bilmemiz gereken şey nedir? İki meridyen arasındaki zaman farkı ne kadardır arkadaşlar? 4 dakikadır. Ve bu her yerde 4 dakikadır. Bakın şu şekilde yani mesafe az olsa dahi 4 dakika. Hocam niye burada da 4 dakika burada da 4 dakika derseniz eğer arkadaşlar çünkü çizgisel hız yani dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı ekvatordan kutuplara doğru azalıyordu. Bu yüzden şuradaki mesafeyi de 4 dakikada çünkü daha yavaş dönüyor. Burada daha hızlı döndüğü için burada da 4 dakikada alıyor sevgili arkadaşlar. Karıştırmayın bunu. 111 kilometre olan nedir? İki paralel arasındaki mesafedir. Peki 4 dakika nedir arkadaşlar? İki meridyen arasındaki zaman farkıdır sevgili arkadaşlar. Zaman farkıdır. Şimdi bunu hem hemen ne yapıyoruz? Yerel saat kavramıyla örtüştürüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi yerel saat kavramı sevgili arkadaşlar dünya üzerindeki herhangi bir noktanın güneşe göre konumu olarak ifade ediyoruz. Ve 24 tane saat dilimi var. Çünkü 360 tane meridyen var ve bunların her biri arasındaki zaman farkı 4 dakika çarptığınızda ve böldüğünüzde sevgili arkadaşlar 24 saati bulacaksınız. Başlangıç meridyeni olarak biz neyi alıyorduk? Bakın başlangıç meridyeni dikkat edelim. Greenwich sevgili arkadaşlar Greenwich. Greenwich'in batısında kalanlar ve Greenwich'in doğusunda kalanlar. Greenwich'in doğusunda kalanlara biz ne diyorduk hatırlayın doğu meridyenleri diyorduk. Batısında kalanlara ne diyoruz arkadaşlar? Batı meridyenleri diyoruz. Ve birinci saat dilimi ikinci saat dilimi şeklinde arkadaşlar ne no oluyor? Doğuya doğru giderken batıya doğru eksi bir, eksi iki, eksi üçüncü saat dilimi olarak gidiyor sevgili arkadaşlar. Birazdan zaman kavramı ile ilgili hemen sorulara da bakacağız. Gelelim sevgili arkadaşlar Türkiye'nin coğrafi konumuna. Türkiye'nin coğrafi konumunu ilkokuldan beri biliyoruz değerli arkadaşlar ama tekrar tekrar hatırlamakta fayda var. Çünkü bizim bir tane ülkemiz var ve ülkemizle ilgili birçok şeyi bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bir tanesi de nedir? Türkiye'nin matematiksel konumu ve Türkiye'nin özel konumu. Şimdi coğrafi konumdan biz ne anlıyoruz? Coğrafi konum iki şekilde ifade edilir değerli arkadaşlar. Nedir onlar? Biri özel konum, öbürü de matematik konumdur sevgili arkadaşlar. Özel konum ne demektir? Özel konum bir yerin kendine özgü özelliklerini ifade eder. Kendine özgü özellikler. Bu ne demek? Bu şu demek. Mesela Türkiye'nin etrafındaki denizler. İşte kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi gibi. Ya da Türkiye'nin komşu ülkeleri. İşte doğusunda İran, güneydoğusunda Suriye, Irak gibi. Batısında Yunanistan ve Bulgaristan gibi. Veya neyi örnek verebiliriz buraya? Türkiye'nin yükseltisi, Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir yerdir. Bakın bunlar nedir? Türkiye'nin kendine özgü yani enlem ve boylamıyla alakasız şeyler sevgili arkadaşlar. Peki matematik konumda ne var? Matematik konumda değerli arkadaşlar paralel ve meridyenler vardır. Şimdi gelelim. Türkiye'nin bulunduğu yerdeki paralel ve meridyenlere bakarsak Türkiye değerli arkadaşlar ekvatorun kuzeyinde yer alıyor. Bakın şuradan ekvatoru çizdim. Biz hangi yarım küredeymişiz? Kuzey yarım kürede. O zaman Türkiye'nin bulunduğu paralel aralıkları, hangi paraleller olacak? Kuzey paralelleri. Peki kaçıncı kuzey paralelleri şöyle çizecek olursak arkadaşlar Türkiye 36 ve 42 kuzey paralellerindedir. Bakın 36 ve 42 kuzey paralelleri. Çünkü Ekvator şurada. Ekvatorun kuzeyinde kalıyoruz. Peki bulunduğu boylam dereceleri nedir Türkiye'nin arkadaşlar? Hemen şöyle Greenwich'i çizdim buraya. Greenwich'i neyle gösteriyorum? Sıfır. Bakın. Ekvator ve Greenwich. İkisini de neyle gösteriyoruz? Sıfırla gösteriyoruz arkadaşlar. Ekvator ve Greenwich. Ekvator başlangıç paraleli. Greenwich neydi? Başlangıç meridyeniydi. Peki Türkiye Greenwich'in ne kadar doğusunda? Bakın sevgili arkadaşlar 26. meridyenle 45. meridyen arasında. Yani şurada kalan kısım nedir? Taralı bölge Türkiye'dir sevgili arkadaşlar. Tekrar edelim bunu. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasındadır. Ve 26-45 doğu meridyenleri arasında kalıyor sevgili arkadaşlar. Evet eğer hazırsanız sevgili arkadaşlar... Yazılda çıkması kuvvetle muhtemel olan sorulara birlikte geçelim. Birinci soru. Ne diyor sorumuzda arkadaşlar? Bakın bir şekil verilmiş. Şimdi bu şekil verildiğinde ben bu şeklin hangi tarihe ait olduğunu aslında hemen anlarım. Nasıl anlayacağım? Bakın ekvatoru çizdim mi burada sevgili arkadaşlar? Evet ekvatoru çizdim. Aydınlanma dairesi kutup dairelerinden geçmiş mi? Evet geçmiş. Şurası da kutup noktası sevgili arkadaşlar. Bakıyorum kuzey yarım kürede gündüzler daha uzun mu? Uzun bahsedilen tarih nedir o zaman sevgili arkadaşlar? 21 Haziran ve kuzey yarımkürede ne yaşanıyor bu tarihte? Yaz mevsimi yaşanıyor. Peki 21 Haziran'da güneş ışınları nereye dik geliyordu? Hemen şöyle çiziyorum. Bu ne? Yengeç dönencesine dik gelmektedir sevgili arkadaşlar. Yengeç dönencesi. Peki yengeç dönencesinin bulunduğu enlem derecesi neydi? Hatırlayalım onu da. 23 derece 27 dakika kuzey. Kuzey yarım kürede hangi mevsim yaşanıyor dedik 21 Haziran'da? Yaz mevsimi yaşanır sevgili arkadaşlar. Yaz mevsimi. Güney yarım küreye doğru ilerledikçe gece gündüz süresinin değişimi nasıl olmaktadır arkadaşlar? Bakın ne oluyor? Gündüzler güneye doğru giderseniz güneye doğru gündüzler kısalıyor sevgili arkadaşlar. Gündüzler kısalır. Ülkemizde gölge boyları nasıl bir konumdadır? Sevgili arkadaşlar, şunu unutmayalım. Türkiye'de gölge boyları hiçbir zaman sıfır olmaz. Çünkü Türkiye burada dönencelerin dışında. Biliyorsunuz güneş ışınları sadece dönenceler arasında yılın değişik zamanlarında dik geliyordu. 21 Haziran'da buraya geliyordu. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Eylül'de buraya dik geliyor. Ekvatordur arkadaşlar. Ekim, Kasım, Aralık'ta Oğlak dönencesine Ocak, Şubat, Mart'ta tekrar Ekvator'a Nisan, Mayıs, Haziran'da buraya dik geliyordu. Yani güneş ışınlarının dik geldiği noktalarda sadece gölge boyu sıfır olabilir. Türkiye'de hiçbir zaman gölge boyu sıfır olmaz. Fakat 21 Haziran'da güneşin dik geldiği yer Türkiye ye oldukça yakın olduğu için Türkiye'de de gölge boyları en kısa. Yani sizin gölgenizin en kısa olduğu tarih nedir sevgili arkadaşlar? <laughs> Yani Türkiye'de sizin gölgenizin boyunun en kısa olduğu tarih nedir sevgili arkadaşlar? 21 Haziran'dır. Ve Türkiye'de her zaman gölgeler kuzeyi gösterir. Bunu izcilikte de öğretirler. Eğer yolunuzu kaybettiyseniz ne yapacaksınız? Gölgenize bakacaksınız. Gölgenizin gösterdiği yön kuzeydir ülkemizde değerli arkadaşlar. Evet ülkemizde gölge boyları nedir? En kısa haliyledir sevgili arkadaşlar. Aydınlanma çizgisi nereden geçiyor? Dikkat edin. Nereden geçiyor sevgili arkadaşlar aydınlanma, aydınlanma çizgisi? Kutup dairelerinden. Evet kutup dairelerinden teğet geçiyor. Bunun görüntüsünü alırsanız sevgili arkadaşlar işinize çok yarayacaktır. Geliyoruz bir başka soruya. Şimdi Diyor ki aşağıdaki soruları yukarıdaki şekilden yararlanarak yanıtlayınız. Hangi noktada çizgisel hız daha fazladır? Çizgisel hız nerede fazlaydı? Normalde Ekvator üzerinde çizgisel hız en fazlaydı. Peki kutuplarda nedir arkadaşlar? En azdı. Burada çizgisel hız en fazla. Hız en fazla. Kutuplarda nedir arkadaşlar? Çizgisel hız en azdır. Şimdi çizgisel hızın en fazla olduğu yer madem ekvator, o zaman ekvatora en yakın olan nokta nedir? Bakın Z. E hocam niye Y değil? Çünkü Y 20'de Z ise 10'da. O zaman ne diyorum buraya? Z noktası. Hangi noktada yer çekimi daha azdır? Yer çekimi biliyorsunuz Ekvator'da daha az, kutuplarda daha fazlaydı. O zaman gene aynı şekilde Ekvator'a en yakın olan nokta Z değil mi? Yer çekiminin en az olduğu yer gene Z olacak. Hangi noktada iki meridyen arasındaki mesafe daha kısadır? Meridyenler arasındaki mesafeyi biliyoruz arkadaşlar. Ekvatora doğru ne olur? Genişler. Kutuplara doğru gidildikçe aralarındaki mesafe ne oluyordu? daralıyordu bakın gördüğünüz gibi. O zaman nerede mesafe çok daha kısadır? X merkezinde mesafe çok daha kısadır sevgili arkadaşlar. Hangi noktaya güneş ışınları yıl boyunca dik olarak düşmez? Güneş ışınlarının yıl boyunca dik olarak düştüğü noktalar nereler sevgili arkadaşlar? Dönenceler. Dönenceler neydi? 23 derece 27 kuzey ile 23 derece 27 güney paralelleri enlemleri arasında dik geliyordu. E o zaman 40 nerede kalıyor? Dönence dışında kalıyor. Demek ki 40'ın üzerinde bulunan X noktası sevgili arkadaşlar yıl boyunca dik düşmez güneş ışınları. Bir diğer soruya gelirsek arkadaşlar. Aşağıda verilen olayların gerçekleştiği doğal ortamı yazarak coğrafyanın hangi dalına ait olduğunu belirtelim arkadaşlar. Nedir? Buradan soru gelir. Kesinlikle soru gelecektir bu konuyla ilgili değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım. Diyor ki Ayşe Türkiye'deki iklim tiplerini inceliyor. Ay, Ayşe Türkiye'deki iklim tiplerini inceliyor. O zaman Ayşe hangi doğal ortamı inceliyordur sevgili arkadaşlar? Atmosferi inceliyordur. Peki atmosferi inceleyen coğrafyanın dalı nedir sevgili arkadaşlar? Klimatoloji. Klimatoloji. Yani iklimi inceleyen bilim dalıdır. Ali yer şekillerinin özelliklerini inceliyor. O zaman yer şekillerinin bulunduğu ortama biz ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Litosfer. Ve litosferi ne inceliyordu değerli arkadaşlar? Jeomorfoloji inceliyordu değerli arkadaşlar. Kerem dünyadaki okyanusları inceliyor. Kerem hangi doğal ortamı inceliyordur? Hidrosferi inceliyordur. Yani suların olduğu ortamı inceliyordur. O zaman bunu inceleyen coğrafya dalı nedir sevgili arkadaşlar? Hidrografya. Ömer yağmurun nasıl yağdığını inceliyor. Arkadaşlar yağmur iklimle alakalı bir durum değil midir? Yani atmosferde gerçekleşen bir durum değil midir? O zaman ne inceliyordur? Gene atmosferi inceliyordur. Ve coğrafyanın hangi dalıdır bu değerli arkadaşlar? Klimatoloji diyoruz buna da. Ece penguenlerin niçin kutuplarda yaşadığını inceliyor. Penguenler canlıdır. Canlıların bulunduğu ortama biz ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Biosfer diyorduk. Biosfer. O zaman bunu inceleyen coğrafyanın dalı nedir değerli arkadaşlar? Bio coğrafya diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar buradan kesin soru çıkar. Bunun esesini alın muhakkak. Geliyoruz bir diğer soruya. Sevgili arkadaşlar hangisi? Yer kürenin küresel şekline bağlı olarak ortaya çıkan özelliklerden biri değildir. Küresel ne demek? Yuvarlak olması. Bakın bir yarısının aydınlık diğer yarısının karanlık olması. Evet bu küresel olmasından kaynaklı. Eğer dünya şu şekilde bir küp olsaydı değerli arkadaşlar o zaman bir taraf güneş görürken 5-6 taraf güneş görmeyecekti sevgili arkadaşlar. Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesi. Meridyenler neden kutup noktalarında birleşiyor? Dünyamız eğer silindir şeklinde olsaydı meridyenler kutup noktasında birleşir miydi? Hayır. Dolayısıyla bu da küresel şekliyle alakalı. Eksen hareketinin batıdan doğuya doğru dönmesi arkadaşlar bu günlük hareketle alakalı bir durum. Yani yuvarlaklığıyla alakalı bir durum değil. Güneş ışınlarının yere düşme açısının paralellere göre değişmesi. Yani... Şurası ekvator ve güneş ışınları Bakın giderek açı ne oluyor? Küçülüyor. Bu neyle alakalı bir durum sevgili arkadaşlar? Dünyanın şekliyle alakalı bir durum. Paralellerin çevre uzunluğunun kutuplara doğru azalması. Paralellerin çevre uzunluğu neden kutuplara doğru azalıyor sevgili arkadaşlar? Çünkü dünya yuvarlak. Dolayısıyla burada değerli arkadaşlar C seçeneği nedir? Dünyanın günlük hareketiyle alakalı bir durum. Diğerleri Dünyanın şekliyle alakalı bir durum. Bir diğer soruya geçtiğimizde. Bakın burada M ve K noktaları verilmiş değerli arkadaşlar. M noktası Ekvator üzerinde, K noktası Kuzey Kutup noktasına yakın bir yerde. Yandaki şekil üzerinde işaretli M noktasından K noktasına gidiyoruz. Yani seyahatimiz şu şekilde olacak. M'den K'ya doğru yola çıktık. Peki o zaman neyin değişmesi, artması beklenir sevgili arkadaşlar? Bakalım. Güneş ışınlarının yere değme açısı ne olur? Azalır. Çünkü kutuplara gidildikçe açı ne oluyordu? Küçülüyordu. Demek ki bunun artmasını bekleyemeyiz. Bunu ne yaptık? Eledik. Ortalama sıcaklıklar ne olur? Kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıklar azalmayacak mı sevgili arkadaşlar? Evet azalacak. E bizden ne istiyor? Artmasını istiyor. Hayır. Meridyenler arası uzaklık ne oluyordu sevgili arkadaşlar? Bakın meridyenler arasındaki mesafeye tekrardan gittikçe ne oluyor? Azalıyor. E bu da artmıyor. Çizgisel hız, çizgisel hıza bakalım. Çizgisel hız nerede fazlaydı sevgili arkadaşlar? Ekvatorda fazlaydı. Ve kutuplara girildikçe ne oluyordu bu? Azalıyordu. Ne istiyor? Artmasını istiyor. Hayır bu da azalıyor. Tan ve grup süresi. Tan ne demekti arkadaşlar? Güneşin doğuş zamanı, grup ne demekti? batış zamanı. Bu neyle alakalı bir durumdur? Bu da çizgisel hızla alakalı bir durumdur. Dünya ne kadar hızlı dönerse bu süre o kadar az olur. Dünya ne kadar yavaş dönerse bu sürede o kadar uzun oluyor. E dünya o zaman kutuplara doğru yerde, kutuplara yakın yerde daha yavaş dönmüyor mu sevgili arkadaşlar? Evet, daha yavaş döndüğü için de tan ve grup süreleri K noktasında M'ye göre daha fazladır. Sevgili arkadaşlar. Gelelim başka bir çalışmaya sevgili arkadaşlar. Bakın burada bazı olaylar var ve bu olaylar dünyanın şekli, yörüngenin şekli, günlük hareket ve yıllık harekete e, bağlı olarak hangisine ait olduğunu bulacağız. Burada da sevgili gençler bakalım mevsim sürelerinin değişmesi neyle alakalı? Mevsim süreleri neden değişiyor? Mesela kuzey yarım kürede yaz güney yarım küreye göre e, daha fazla uzun oluyordu ne ile alakalıydı bu? yörüngenin şekli elips olduğu için hatırlarsanız Eylül ayı da Eylül ekinoksu da iki gün gecikiyordu. Meltem rüzgarlarının oluşması neye bağlıydı arkadaşlar? dünyanın günlük hareketine bağlıydı. Sürekli rüzgarların sapmaya uğraması. Rüzgarlar neden sapıyor sağa ve sola doğru? Neden sapıyor? Çünkü dünya döndüğü için sevgili arkadaşlar günlük harekete bağlı olarak. Yer çekiminin her yerde aynı olmaması neden aynı değil? Ekvatorda yer çekimi daha az ve kutuplarda daha fazla. Bu da dünyanın şekliyle alakalı sevgili gençler. Muson rüzgarlarının oluşması Biliyorsunuz Hindistan'da Çin'de oluşuyordu bu rüzgarlar. Buna ile alakalıydı? Mevsimle alakalıydı. Çünkü muson rüzgarları yazın denizden karaya, kışın karadan denize doğru. Yani mevsimler neye bağlı olarak oluşuyordu? Yıllık harekete bağlı olarak oluşuyordu. Günberi ve gün öte durumlarının yani dünya neden güneşe yaklaşıp veya uzaklaşıyor? Bu da yörüngenin şekliyle alakalı bir durum. Gölge boylarının yıl içinde değişmesi. Bakın sevgili gençler işin püf noktası burada. Yıl içinde diyorsa e bu yıllık harekettir o zaman. Eğer gölge boyları gün içinde değişiyor deseydi o zaman günlük hareket diyecektik. Eğer gölge boyları Ekvator'dan kutuplara doğru değişiyor deseydi o zaman da dünyanın şekli diyecektik sevgili arkadaşlar. Mevsimlerin oluşması neye bağlıdır değerli arkadaşlar? Yıllık harekete bağlıdır. Yerel saat farkları niye oluşuyor? Yerel saat farklarının oluşma sebebi dünyanın dönmesi. Eğer dünya dönmese yerel saat farkları da oluşmayacak. O yüzden buna da günlük hareket diyoruz. Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi, yani bazen gündüzler uzun, bazen geceler uzun. Niye böyle bir şey oluyordu arkadaşlar? İşte Haziran'da farklı oluyordu, Aralık'ta farklı oluyordu. Çünkü yıllık hareket. Paralel uzunluklarının eşit olmaması yani ekvator en geniş en uzun paralelken yukarıya doğru kutuplara doğru gidildikçe neden paralel boylara kısalıyor? Çünkü dünyanın şekli yuvarlak ve buna bağlı olarak azalıyordu. Değerli arkadaşlar buradan kesin soru çıkar dedik. Burası çok önemli. Unutmayalım. Sevgili arkadaşlar bunun da esesini alabilirsiniz. Gelelim bir diğer soruya. Dünyanın küresel şeklinin sonuçlarından beş tanesini yazalım. Dünyanın şeklinin yuvarlak olması sevgili arkadaşlar. Bir, küresel şekli ne demek? Yuvarlak olması. Bir, ne demek arkadaşlar? Bir yanı, bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık. Bakın bu gece gündüz değil. Bir diğeri küresel olmasının sonuçlarından bir diğerini yazalım. Ekvatordan kutuplara doğru Ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınları ne olur arkadaşlar? Güneş ışınlarının düşme açısı azalır. Buna bağlı olarak sıcaklıklar azalır mı sevgili arkadaşlar kutuplara doğru? Azalır. Sıcaklıklar azaldığı için Denizlerdeki tuzluluk azalır mı? Azalır. Yani kutuplara doğru gidildikçe deniz tuzluluğu da ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Başka kalıcı kar alt sınırı. Kavrama dikkat. Kalıcı kar alt sınırı. Ne olur sevgili arkadaşlar kutuplara doğru azalır. Yani kutuplarda artık seviye sıfıra kadar yaklaşıyor değerli arkadaşlar. Bakın küresel şeklinden beş tanesini, şeklinin sonuçlarından beş tanesini yazdık. Gelelim dünyanın günlük hareketlerinin sonuçlarından beş tanesi. Şimdi dünya kendi etrafındaki turunu yapınca arkadaşlar ne oluşuyordu? Gece gündüz oluşur. Şimdi gece gündüz oluşunca günlük sıcaklık farkları oluşur mu? Evet günlük sıcaklık farkları oluşur. Peki günlük sıcaklık farkları oluşunca buna bağlı olarak meltem rüzgarları oluşuyor muydu? Evet. Ve fiziksel parçalanma oluyor muydu? Çöllerde işte kumlar falan oluşuyordu değil mi? Fiziksel parçalanma oluşuyordu. Evet. Başka ne diyebiliriz? Arkadaşlar dinamik basınç kuşakları oluşur. Dinamik basınç kuşakları oluşur. Tabii bunu daha da arttırabiliriz. İşte sürekli rüzgar yönlerinde, okyanus akıntılarında sapmalar meydana geliyor. Bunu da ekleyebiliriz tabii. Sevgili arkadaşlar gelelim yerel saatle ilgili sorulara. Bakın bu yerel saatle ilgili sorular aslında oldukça basittir ve... Eğer siz okulda bu konuyu işlediyseniz buradan muhakkak sorular gelecektir sevgili arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. 10 doğu boylamında yerel saat 13 iken 25 doğu boylamında yerel saat kaçtır? Sevgili arkadaşlar bu tarz soruları çözerken yapmanız gereken temel şey nedir biliyor musunuz? Önce bir Greenwich çiziyoruz. Greenwich nedir? Sıfır. Bana neyi soruyor? 10 doğu boylamını soruyor. Hemen doğu tarafına onu yazdım. Ve burada ne diyor? Saatin kaç olduğunu söylüyor burada. Saat 13.00. Peki neyi soruyor bana? 25 doğu boylamını soruyor. 25 doğu boylamı bu tarafta olmayacak mı sevgili arkadaşlar? Hemen 25'i de yaptık. Evet. Ne diyor bana? Burada saat kaçtır diyor. Bunu nasıl çözeceğim sevgili arkadaşlar? Bakın. 10 doğu boylamı ve 25 doğu boylamı. Arada kaç tane meridyen var. 25'ten 10'u çıkarttığımızda 15 tane meridyen var. Peki 2 meridyen arası kaç dakikaydı sevgili arkadaşlar? 4 dakikaydı. O zaman 15 çarpı 4 ne yapacaktır? 60 dakika yapacaktır. Yani o da 1 saat eder. Peki 25 doğu boylamında saat 10 doğu boylamına göre daha ileri değil midir? Evet çünkü kural neydi? Doğu'dakinde yani burada soru işaretinin olduğu yerde saat daima ileri olacak. Peki ne kadar ileriymiş burada saat? Bir saat ileri. O zaman burada 13 iken yani 10 Doğu'da 13 iken 25 Doğu'da saatimiz ne olacak sevgili arkadaşlar? 14.00 olacak. Benzer bir soru gene 30 Batı boylamında yerel saat 17 iken saatin 19 olduğu boylam. Bu sefer ne istiyorum arkadaşlar? Bakın saatin 19 olduğu boylam. Yani saati vermişim. Yerel saati istiyorum. Şimdi hemen şöyle Greenwich'imi çizdim. Greenwich başlangıç meridyenimi çizdim. 30 batı boylamı. Bu tarafta çizeceğim 30 batı boylamını. Çizdim 30 batı boylamını. Saat kaçmış sevgili arkadaşlar? 30 batı boylamında 17 imiş. Peki ne istiyor benden? Saatin 19 oldu. Şimdi buraya dikkat. Burada kritik bir nokta var. Şimdi burada saat 17 ise saatin 19 olduğu yön birinci yön mü? Yani ok tarafı yoksa ikinci yöne mi gideceğim sevgili arkadaşlar? Birinci tarafa gideceğim çünkü daha doğuda olduğu için saat bu tarafta daha ileri olacak. Yani 17'den 19'a doğru buraya yaklaşacağım. Daha doğuya gideceğim sevgili arkadaşlar. Peki arada ne kadar zaman farkı var? 17 ile 19 arasında 2 saat zaman farkı var. Arkadaşlar 2 saat 120 dakika yapar mı? Evet. 120 dakika kaç boylam yapar? Bunu hemen 4'e bölüyorum. 4'e böldüğüm zaman sevgili arkadaşlar 30 tane boylam çıkacaktır ve 30 boylam ben bu tarafa doğru geleceğim. Pik 30 boylam bu tarafa doğru geldiğimde tam olarak nereye denk geliyorum? Greenwich'e denk geliyorum. Demek ki saatin 19 olduğu boylam hangisi olacak arkadaşlar? Başlangıç boylamı yani diğer adıyla Greenwich olacak sevgili arkadaşlar. Bir diğer soruya geçelim değerli arkadaşlar. Bir yerin mutlak konumu aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez? Mutlak konum ne demektir? Mutlak konum sevgili arkadaşlar matematiksel konum demektir. Yani paralel ve meridyenlerle ifade etmek demektir sevgili arkadaşlar. Mutlak konum bu. Yani tekrar edelim. Ne demekti? Matematik konum demekti sevgili arkadaşlar. Peki ne diyor soruda mutlak konumu hangisi hakkında bilgi vermez? Bakın bulunduğu yarım küre yani ekvatora göre kuzeyde mi güneyde mi olduğunu veriyor. Burada ne var? Ekvator bir paraleldir zaten. Dolayısıyla bu mutlak konumu veriyor. Yani bunu eliyoruz. Ekvatora olan uzaklık paraleller zaten herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığı hakkında direkt bilgiyi veriyor bize. Başlangıç meridyenine olan uzaklık meridyen e o zaman ona ait uzaklığı ben ne yapabilirim sevgili arkadaşlar? Buradan çıkartabilirim. Denize olan uzaklık diyor. Hmm, bir yerin meridyen derecesi verildiğinde siz onun denize ne kadar uzak ne kadar yakın olduğunu bilemezsiniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu nedir? Bu özel konumdur sevgili arkadaşlar. Ya da diğer adıyla göreceli konumdur. Sevgili dostlar bulunduğu saat dilimi neyle alakalı? Meridyenle alakalıdır. Sevgili arkadaşlar, geliyoruz ödüllü sorumuza ve ödüllü sorumuzla ilgili cevapları ne yapıyoruz? Videonun hemen altındaki kısma yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Hepinizden çok yüksek başarı bekliyorum bu sınavda. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.